Herkese merhabalar, Madman kanalına hoş geldiniz. Ben de Hürcan, sevgili arkadaşlar. Bugün 5. bonus videomuzla karşınızdayım. 5. bonus videomuzda Ebobekok'la ilgili klasik soruları etkili matematikten seçip çözeceğim. Bu önemli çünkü Ebobekok'dan çıkan sorular şimdiye kadar klasik sorular olarak çıkmış. O yüzden bu kısmı özellikle çözmek istedim, fazla soru. Sizin bakış açınızı ilerletmek ve öğrendiklerimizi iyice pekiştirmek istiyorum. O yüzden bu bonus videoyu izlemeden sakın bir sonraki konuya geçmeyin. Bonus videolar oldukça önemli sevgili arkadaşlar sizler için. Hadi gelin etkili matematikten sorularımızı seçelim. Videomuza başlayalım. Evet, ilk sorumuz bu. İlk sorumuza bakalım. Diyor ki pozitif bölenleri küçükten büyüğe doğru sıralanan A ve B sayıların EBOB'u kaç? Şimdi ben bunu birçok kere yaptığımız için artık siz biliyorsunuz. Bir sayının mesela bölenlerini bu şekilde sırarsak aslında şu parçayla mesela şununla şunun çarpımı, bununla bunun çarpımı, bununla şunun çarpımı, şununla da şunun çarpımı. Hep bunlar eşit geliyordu ve bununla da bunun çarpımı. Arkadaşlar burada ikisinde olduğu ne? 5 ve 16. 5 kere 16 ne? O zaman A sayısı kesin 80. A sayısı kesin 80. Şimdi devam ediyorum. B sayısına bakacağız. Şimdi B sayısı da nereden başlıyor? Bir kere 1'den başlıyor. Doğru değil mi? Şimdi 1. Şimdi 1 ile şunun çarpımı. Mesela burada 2 olsun. 2 ile bunun çarpımı olsa kaç olur? Bu sayı zaten 2 kere 15'e 30 olur. 30 olsa şöyle bir sorun var. 9 böleni değil 30'un. O yüzden burada 2 ile devam etmek mantıklı değil. 3 ile devam edelim. 3 ile devam edelim. Eğer buraya 3 dersek bu zaman 3 kere 15 olur. Bu sayı 45 olur. Vallahi de oldu. O da 5 kere 9. Bu da oldu. O zaman B sayısı da 45. Diyor ki EBOB'u kaçtır? İkisinin de ortak böleni kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Hem 45 hem 80'i bölen sayı 5'tir. Buradaki kısımda zaten aralarındaki fark kaç oluyor? Aralarındaki fark 35 arkadaşlar. 35'i bölen sayılar 35 olmayacağına göre ya 7 ya 5. Yani o zaman 5 oluyor buradaki kısımda. Bunu bu şekilde bulabiliriz. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki N1, N2 ve N3 ve NK birer pozitif tam sayılar diyor. Sayısının en büyük ortak bölenleri A sayısına eşit. Yani bu alttaki sayıların en büyük ortak böleni A'ya eşitmiş. Şimdi geliyoruz buraya, diyor ki buna göre bu 26, o zaman 104 ve x sayısının EBOB'u 26'ymış. Buradaki 3 sayının EBOB'u da A'ymış arkadaşlar bu durumda. Buna göre x eksi A'nın farkı en az kaç olur? Şimdi arkadaşlar amaca hizmet. Amacın ne? X eksi A'yı en az tutmak. O zaman sen x'i küçük, A'yı büyük tutmaya çalışırsın. Doğru değil mi? Mantıken. Bu sayının sonucunu küçültmek için. Şimdi x'i küçük tutmaya çalışacağım. Şimdi 104 ile neyin acaba EBOB'u ortak böleni 26 olur. Şimdi zaten 104 26'yı bir. O zaman bu 26 olsun arkadaşlar. Olabilecek en küçük sayı 26 olur. X 26 olursa alınabilecek en küçük değer olur buradaki kısımda. O zaman X 26. O zaman X şimdi 26'ymış. Bana şimdi bu sefer A'yı da en büyük tutmam gerekiyor. Yani arkadaşlar o zaman aradaki farklara bakalım. EBOB'unu bulacağım ya. 39 ile 26 arasında 13 fark var. O zaman zaten 13'ten daha büyük bir değer çıkamaz zaten buradaki EBOB. O zaman A'mız kaç olacak? A'mız da 13 olacak. O zaman bu 26 olacak. Bu da 13 olacak. Bu alabileceği en küçük değeri, bu da alabileceği en büyük değeri aldı. Aralarındaki fark da 13 olacak. Bu şekilde şakkadanak olayları çözmüş oluyorum. Şimdi gelelim buradaki soruya. Şimdi bak, güzel bir soru bu. Diyor ki, güzel bir soru, aslında benzerini çözdük. X 2 basamaklı doğal sayı, EBOB'u X ve 144'ün 6'ymış. Buna göre kaç farklı X değeri vardır diyor. Şimdi arkadaşlar burada X'in 2 basamaklı olduğunu bir kenara yazalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu X sayısı nedir? 6 çarpanı içinde kesin var. Yanına da bir şey eklenmiş. 6 çarpı A. Şimdi 144'ün içinde de 6 çarpanı var. 6 çarpı kaçtır 144 arkadaşlar? 24. Şimdi bakın. Hatırlıyorsanız EBOB'u yazdıktan sonra yanındaki sayılar aralarında asal olmak zorundaydı sevgili arkadaşlar. O zaman buradaki A sayısı 24 ile arasında asal olan sayılar olmak durumunda. Şimdi başlıyorum. 1 yazabilir miyim? Yazarım ama 6 kere 1 olduğu için, bakın 6 kere 1 olduğu için 2 basamaklı sayı olmaz x. 6 olur. O yüzden 1 yazamam buraya. Şimdi 2 yazamam. Çünkü 24 arasında asal değil. 3 yazamam. 4 yazamam. 5 yazarım A yerine. A yerine 5 yazarsam 6 kere 5 oldu. Ne oldu arkadaşlar? 30 oldu. Bu olur. 6 yazamam. 24 ile aralarında asal değil. 7 yazarım arkadaşlar. 6 kere 7 oldu. Ne oldu? 42 oldu. 8 yazamam. 24 arasında asal değil. 9 yazamam. İkisi de 3'e bölünüyor 24 ile. 10 yazamam. İkisi 2'ye bölünüyor. 11 yazarım. 11 yazarsam 6 çarpı 11'den 66 oldu. 12 yazamam. 13 yazarım. 13 çarpı 6'dan 78 oldu. Gördüğünüz üzere. Buradaki kısmı. Pardon, şurada 66 değil mi? Şuraya düzgünce yazalım 66'yı. 78 oldu. 14 yazamam. 14 de 2'ye bölünüyor. 15 yazamam. İkisi de 3'e kadar. Çiftleri denemene gerek yok burada.
16 yazamam. 17 yazamam. Çocuğum 17 yazarım da 17 çarpı 6 bize neye getiriyor? 112'ye getiriyor. 112 3 basamaklı. O yüzden x2 basamaklı olacak. O zaman x 30, 42, 66 ve 78 olur. Aslında hiç bunu bile bulmanıza gerek yok. Burada kaç tane yazabilirsin? 1, 2, 3, 4 tane yazabilirsin. 4 tane yazıp yoluna devam edersin. Bak çok rahatlatıyor bizi bu şekilde bulmak. Bak şimdi çok benzeri burada var. Bak bu soruyu bırakacağım sana. Bu soruyu bırakacağım sana. Sadece şunu yazıyorum. X sayısı 10 varmış. 10 çarpı A. 120 de 10 çarpı 12. X 1 ile 200 arasında sayılardan oluşacak. Ve şu A ile şu 12 aralarında asal olacak. Hadi bakalım bu soru sende. Sana bırakıyorum buradaki soruyu. Şimdi hemen başka bir tane soruya geçelim. Buradaki soruya bakalım. Diyor ki A, B, C, D birbirinden farklı sayılar olmak üzere. Aşağıdaki tabloda sırasıyla satır ve sütundaki sayıların ekokları hücreye yazmışsa. 7 ve mesela burada gördüğünüz üzere 7 ve 35'in ekoku 30, 7 ve 5'in ekoku 35 olmuş. Buna göre D artı C'nin toplamı en çok kaçtır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Şimdi en çok kaçtır diyor. D ve C'nin. Şimdi D ve C'nin. O zaman bizim burada çözücü olan A ve B. Şimdi bakın. A ve B'nin ekoku kaçmış? 60'mış. Şimdi bakın. A, B, C birbirinden farklı sayılar diyor. O zaman ben burada ekoku 60 olan iki tane sayı belirleyeceğim. B ve A olacak bunlar. Bu sayılara verebileceğim en büyük sayılara vereceğim. Şimdi ne olabilir? 60'a 30 olabilir arkadaşlar. Biri 60'ın kendisi, biri de 30 olabilir. Ama acaba bu mu 60, bu mu 30 yoksa bu 30, bu 60 mı? İşte bunu da neye göre belirleyeceğim? İşte bunu da D artı C'nin en çok olmasına göre belirleyeceğim. Şimdi öncelikle yeşil olandan gidiyorum. Bu 30 olsun, şu 60 olsun. Şimdi bakıyorum. O zaman C ne geliyor? Bakın şöyle siliyorum bunu. C ne geliyor? Dikkatli izleyin. Bu taraftan 30 geldi. Şuradan 5 geldi. 30 ve 5'in ekoku nedir? 30'dur arkadaşlar zaten. 35'in katı zaten. Direkt 30 gelir. C 30 gelir. Geliyorum buraya. At B ve bu sefer 7 ve B'nin. Yani 60'la gördüğünüz üzere 7'nin. 60 ve 7'nin hiç ortak böleni yok. Aralarında asal çarp arkadaşlar 420. Biri 420 geldi, biri 30 geldi. Topla 450. Bak şıklarda var 450. Hatta ama en çok değil bak. En çok olan çıksaydı direkt yapıştırırdım. Şimdi o zaman başka bir şey düşünüyorum. 450 olabilir. Şimdi tam tersini çıkmış. Bu sefer kırmızıya geldi. Bu sefer de kırmızılarda. Buna 30, buna 60 dedim. Şimdi eğer buna 60, buna 30 dersek o zaman burası 60 olur. Doğru değil mi? Çünkü 5 ve 60'ın ortak katı 60'tır. Çünkü 65'in bir katı zaten. Geliyoruz buraya. Buraya 30 dedik. Buraya da 7 geldi. 37 aralarında asaldır. O zaman bunların 3, ikisinin çarpımı 210 olur. O zaman 1 210, 1 60 çıktı. Bu daha küçük bir sayı oldu gördüğünüz üzere. 270 oldu buradaki. O zaman cevabımız buradan 450 oluyor. Şak diye yapıştırıp yolumuza devam ediyoruz. Gelelim buraya. A ve B farklı birer sayılar olmak üzere. Şu şekilde yazıldığı zaman şu C'ymiş. Bakın şu ekoklarını bulduruyormuş. Şu ikisi de toplamlarını yazdırıyormuş şöyle olduğu zaman. Buna göre T'nin alabileceği en küçük değer nedir diyor. Bakın arkadaşlar bu güzel bir soru. Sınav sorusuna da benzer bir soru. Şimdi o zaman A ve B'nin ekoku 245. Toplamlarının alabileceği en küçük değer. Şimdi arkadaşlar ben burada o zaman öyle birbirine yakın iki sayı almaya çalışayım. Burada nasıl yapabilirim bunu? Şimdi 245'i çarpanlarını ayıracağım. 245 neye bölünür arkadaşlar? 245 5'e bölündüğü çok net mesela. Hemen hızlıca bölüyorum. 5'e bölürsem 200'de kaç kere var? 100'de kaç kere var? 20. 200'de 40. Bir de 45 9. Yani aslında burada 5 çarpı 49 aslında bu sayı. Şimdi aslında bu ne? 5 çarpı 7 çarpı 7. Şimdi benim amacım ne? Aralarında asal ikili bulmak. Doğru değil mi? Aralarında asal ikili bulmak. Şimdi ben ne diyebilirim burada? Ne olabilir? Bakın 5 bir tarafa gelsin. 7 ve 7 bir tarafa gelsin. 49. Aslında 5 artı 49 yani bu ikisinin toplamı olan sayı kaç oluyor arkadaşlar burada? 5 ve 49 topladığımız zaman 54 oluyor. O zaman 54 bu ikisinin toplamının en küçük olacağı durum olur. Hocam peki 5 ve 7 böyleydi. Neden şunu yapmadınız diye bana sorabilirsin. Dersin ki hocam mesela bu 3 çarpandan ikisini buraya koy. Mesela 35 diğerini buraya koy. Çocuğum bunu ben böyle koyarsam bu ikisinin zaten ekoku 245 olmaz. 7 ve 35'in ekoku nedir? 35'tir arkadaşlar. O yüzden burada 5'i yani aralarında asal yapmaya çalıştım. Aynı çarpanları denk getirmeye çalıştım. 2, 7'yi bir tarafa koydum yani 49 yani buradaki gördüğünüz üzere. O yüzden burada 54 rahatlıkla diyebiliyorum. Çünkü 5 ve 49'un zaten çarpmaktan başka çaren yok. O yüzden bu şekilde aralarında asal şekilde ayırmak mantıklı olan kısım oluyor burada. Şimdi gelelim buradaki iki tane soruya. Bence bu iki sorudan başka sorumuz var mı? Başka sorumuz yokmuş. Bu iki soru bizim açımızdan önemli sevgili arkadaşlar. Şunu bir önceki derste anlattım. Siliyorum. Şimdi bakın burası güzel bir soru.
biraz deneme yanılma ama bakın arkadaşlar deneme yanılma sorularını en az deneyerek nasıl yapabilirsin? Senin güzel atış yapmana bağlı bu olay. Şimdi gel bakalım. Diyor ki A ve B sayısı var. Bu sayıların ekoku 135'miş. Şimdi A artı B 72 ise aralarındaki fark kaçtır diyor. Şimdi bana iki tane sayı söyleyeceksin. Ekoku 135 olacak ve toplamları 72 olacak. Bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Mesela örnek veriyorum. Bizim şöyle bir olayımız vardı hatırlıyorsanız. Mesela bir A sayısı var. Bir B sayısı var. Mesela bu 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Bu da 2 üzeri 2 çarpı 3'ün küpü çarpı 7. Bunun ekokunu bul derse ne yaparsınız? Bakın şu ortak olanlardan büyük olanını alırım. Ortak olanlardan büyük olanını alırım. Bir de şu farklı olanları alırım. 5 ve 7'yi alırım yanına. Gördünüz mü? Bunu yaparım. Şimdi burada da benzer bir şey diyeceğim. Şimdi bu ne geldi? Bu ekok değil mi bu? Şu gördüğünüz şey ekokları. Ekok. A ve B. Şimdi gelip buradaki ekoku aynen böyle çarpanlara ayrılmış şekilde yazacağım. 135. 135 sayısı nedir arkadaşlar? 5 çarpı 27'dir. Şimdi yani aslında nedir yani 5 çarpı 27 sayısı da? Şöyle silelim şunu. Yani 5, 27 3'ün küpü çarpı 5'tir. Şimdi bu ekok. Şimdi bakın arkadaşlar bir A sayısı var, bir de B sayısı var. Şimdi A sayısı ve B sayısı var. Şimdi belli ki bunlardan birinden 3'ünün küpü gelmiş. Çünkü büyük olanı alıyordum bakın. Büyük olanı seçtim, büyük olanı seçtim. Bir de farklı olanları seçtim. Birinde kesin 3'ün küpü var. Şimdi diğerinde 3'ün karesi olabilir bu arada. Hatta 3 üzeri 1 de olabilir diğerinde. Ama bu 3'ün küpü olan sayıda 5 yok yanında. Neden? Çünkü 3'ün küpü çarpı 5 zaten 135 olur. Sayılardan biri 135 olursa toplamları 72'den büyük olur zaten. O yüzden o zaman 5 de diğerinde var. Bundan eminim bak. 5 de diğerinde var. Kesin bunda da 5 var. Şimdi hocam burada 7 olamaz. Çocuğum olamaz. 7 olsa zaten ekokta da 7 olmak zorunda burada. O yüzden 7 olamaz. Şimdi birinde 3'ün küpü var ve 5 de burada var. Şimdi. Peki bence zaten 5 de burada var ya zaten şöyle pardon. 5 kesin burada. Zaten bunun yanına başka bir şey gelemez arkadaşlar. 3'ün küpünün yanına bir şey gelemeyecek. Bu sayı direkt 27 zaten. Otomatik olarak bu sayı da ne? Bak toplamlar 72 ya. Bu da aslında 45. Yani 3'ün karesi. Zaten 72'den 27 çıkarsan 45 olur bu arada. Yani bu da 45. Yani bakın deneme var ama çok zekice gidiyorum ben burada. Anladınız mı? Yani işimi şansa bırakmıyorum. Yani o yüzden de 1,27, 1,45. Bak burada 3 üzeri 1 de olabilirdi bu arada. Bu da mümkündü. Ama toplamları 72 olduğu için bu durum mesela kaç farklı AB ikilisi olur diye sana sorsaydı sen derdin ki bak bu 3'ün küpü olur. Bu 3'ün karesi çarpı 5 olur. Bu 3'ün küpü olur. Bu mesela tabii burada 72 olduğunu verdiği için başka çarem yok ama yani farklı farklı ihtimaller çıkabilirdi yani burada gördüğünüz gibi. 3'ün küpü olur. 300'e 3 çarpı 5 olur. Mesela 3'ün küpü olur. Diğeri de 5 olur mesela gibi yani böyle ihtimal hatta 3'ün küpü çarpı 5 olur 1 olur karşı tarafta gibi gibi veya farklı farklı bir sürü ihtimal var arkadaşlar. Yani kafam böyle çalışmalı burada. Şimdi gelelim buraya. Bakın yine atış sorusu. Yani doğru atış yapmak zorundayım ama yani bunu dünya üzerindeki tüm sayıları kullanarak yapmayacağım. Şimdi bakın yine iki sayı vermiş. Bu sefer farklarını 21 vermiş. Daha tehlikeli bir soru bu arkadaşlar. Farklarını 21 vermiş. A artı B kaçtır diyor. Şimdi aynı mantık. Şimdi 360'ı ayıracağım. 360 ne? 36. 6 çarpı 6 çarpı 10. 6 ne? 2, 3. 2, 3. 2, 5. Yani aslında burada ne var? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 var gördüğünüz üzere. Bu bunun ekoku. Ekoku AB. Şu. Şimdi o zaman burada bir A sayısı var. Bir de B sayısı var. Şimdi bakın. Mantıken bunlardan birinde 2 üzeri 3 olacak. Kesin birinde 2 üzeri 3 olacak. Şimdi acaba bakın bunda 2 üzeri 2 de olabilir bu arada. Onu bilemiyorum yani. Şimdi burada bilemeyeceğim. Lan nasıl yapabilirim bilemiyorum. Şimdi siliyorum bunu. Şimdi birinde 2 üzeri 3 olacak kesin. Şimdi birinde 3'ün karesi de olacak. Aralarından bir tanesinde 3'ün karesi de olacak diyelim. Mesela gelsin burada 3'ün karesi de olsun mesela şurada. Şimdi bu durumda mesela ikisini de buna verdim mesela. O zaman 5 de bunda olsun dedim mesela. 5 de bunda olsun dedim. Böyle bir ayrım yaptım kendi kafamda. Şimdi aralarındaki fark 21'miş. Şimdi burada 2'nin küpü ne eder? 8. 3'ün karesi de 9. Bu ikisi toplamı ne eder? 72 eder. Doğru değil mi? Şimdi hemen kafam şöyle çalışıyor. Şimdi bunun aralarındaki fark 21 ya. O zaman 72'den 21'i çıkarıyorum. Şimdi 5'e bölünebilen bir sayı değil 21. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 72'den 21 çıkarırsam 5, bu sayı da 5'e bölünebilen bir sayı olmak zorunda. Diğer sayı. Aralarındaki fark 21'miş ya. O yüzden olmadı. Hiç bakmıyorum bile. Buradan vazgeçiyorum. Geri basıyorum hemen. Diyorum ki o zaman şöyle yapayım. Ben mesela 2 üzeri 5, 2 üzeri 3 ya.
Buraya bir 3 üzeri 1 vereyim diyorum. 3 üzeri 1 vereyim. 5'i buraya verdim ya. Buraya da mesela 3'ün karesini vereyim. Yani bak şu an deniyorum artık yani. Veya şöyle yaptım. 2 üzeri 3'ü ve 2 üzeri 3'ü verdim. Bir de 3'ü verdim. Bunlar çarptığı zaman ne oldu? Burası kaç oldu? Şu ikisinin çarpımı. 24. 24 oldu. Artı şey pardon 8 oldu. 8 kere 3 24 oldu burada. Şimdi biri 24. Aradaki fark 21'miş. Yani 24'ten 21 çıkar. Şey de olabilir. 3 olabilir. 24'ten 21 fazla da olabilir. Yani 45. Vallahi 5 tuttu gördün mü? Sonu 5'li tuttu. Zaten bak bunu yazmama bile gerek yoktu. Aslında şunu yazsam benim için yeterliydi. 24. 24'e 21 ekledim. Şimdi az önce 72'ye niye 21 eklemedin hocam diyebilirsin. 72'ye 21 eklersem sonu yine 5'le bitmiyor. Yani 5'e bölünebilen bir sayı olmuyor. O yüzden tutturmaya çalışıyorum yani. Bak burada da 45. O zaman dedim ki biri 24 ise diğeri 45. Vallahi olur. 3'ün karesinden gelir. Tam cuk oturuyor. Biri 24, biri 45. Bu ikisinin toplamı da kaçtır diyor. Toplamı da 69'dur arkadaşlar. Buradaki ifadem. Yani bu klasik soruları özellikle size çözmek istedim. Fazla uzun bir video olmadı. Bonus videomuz. Ama arkadaşlar burada düşünce tarzınız yani onlarca sayı, yüzlerce ihtimalden nasıl sıkıştırabilirsiniz? Burada özellikle göstermek istediğim bir kısım ve ÖSYM de bunu klasik sormayı seviyor. 2021 ve 2022'de AYT'de çıktı bu sorular. Biliyorsunuz ki AYT'de bir soru 3 soruya bedel neredeyse arkadaşlar. Yani 2 sorudan fazlaya bedel öyle söyleyeyim. Yani aslında siz şu an TYT'deki 2 soruluk hatta 2'den biraz fazla soruluk kısmı çalışmış oldunuz EBP Kalkulu'yla birlikte. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.